Rusya-Ukrayna savaşını bahane ederek iyice bize yaklaşmaya başlayan NATO, Avrupa'ya yaklaşık 100 bin asker konuşlandırdı. Bu görünürde Rusya için bir adım olsa da aslında Türkiye'yi de kapsıyor. Çünkü NATO Türkiye'ye asla güvenmiyor. Tabii biz de NATO'ya asla güvenmemeliyiz. Sevgili dostlar, NATO Rusya özelinde Avrasya kuşatmasını iyice derinleştirmek istiyor. Gelinen noktada NATO yaptığı ve yapacağı tatbikatlarla Avrasya'yı derin bir kuşatma içine girdi. Avrupa'da şu an itibarıyla NATO'nun 100 bin askeri bulunmaktadır ve her geçen gün artmaktadır. NATO, Kuzey Denizi'nden Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada çok sayıda askeri tatbikatlar yapıyor. Tatbikatların en büyüklerinden ikisini Defender Europe'la Swift Response oluşturuyor. Polonya ve 8 ülkede yürütülen tatbikatlarda 18 bin asker yer alıyor. Aynı zamanda Kuzey Makedonya'da paraşüt indirme ve helikopter saldırısı gibi faaliyetler icra ediliyor. Estonya'da 14 ülkeden 15 bin askerin katılımıyla Hedgedok tatbikatı devam ediyor. Ayrıca bu tatbikat 1991'den beri Estonya'da yapılan en büyük askeri manevralardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Bunun yanı sıra Litvanya'da Iron Wolf isimli tatbikat yürütülüyor. 3000 NATO askerinin katıldığı bu tatbikatta ayrıca Alman Leopard 2 tanklarının da içinde olduğu 1000 araç bulunmaktadır. Önemli kara tatbikatlarından biridir. Almanya'daki Wettiner Heide adlı NATO Mütekabiliyet Kuvveti tatbikatında ise 7500 asker yer almaktadır. Aynı zamanda şu an devam eden önemli bir tatbikat da var. Amerika, İngiltere, Estonya ve Letonya'dan askerlerle Finlandiya'da Arrow 2022 tatbikatı yürütülüyor. Bu tatbikatta da İngiliz Challenger 2 tankları ve Amerika'nın Stryker zırhlı araçları görev yapmaktadır. Bunların dışında gelecek ay 23 ülkenin katılımıyla Polonya ve Baltık ülkelerinde Rammstein Legacy adı altında Avrupa'nın en büyük entegre hava ve füze savunma tatbikatı düzenlenecek. Bu tatbikat çok önem arz etmektedir. Avrasya kuşatması iyiden iyiye derinleşmektedir. Ayrıca yine Haziran ayında Baltaps tatbikatı da Baltık bölgesinde amfibi eğitim için yapılacak. Global monarşi topyekün bir kuşatma ve taarruz için hazırlık yapıyor. Bu kuşatma sadece Rusya ile açıklanamayacak kadar büyük ve kapsamlı bir kuşatma. Avrasya ve en önemlisi Avrasya'nın merkez ülkesi Türkiye de bu kuşatmanın içindedir. Bu gerçeği bilerek ona göre hareket etmeliyiz. Rusya'ya karşı Finlandiya ve İsveç hamlesiyle cepheyi genişletmeye çalışan küresel şeytani güç odakları planlarını hayata geçirmek için tatbikat adı altında hazırlıklar yapmaktadır. Türkiye ile de yakın zamanda bir Yunan Savaşı planlamaktadırlar. Yunanistan 2. Ukrayna olabilir, bunun için düğmeye basmış durumdalar. Ama her ne olursa olsun başaramayacaklar. Yeni dünya düzeninde Asya çağı başladı. Türkiye'yi hem Avrasya ve Asya stratejisinden koparıp hem de dünyaya kapatarak kendi kabuğunda küçülerek yaşamasını isteyen küreselcilere karşı Türk devletinin bölgedeki mücadelesi devam edecektir. Görünen belki siyasettir ama onun da altında derinlerde tüm stratejileri belirleyen köklü bir devlet aklı vardır. Özellikle de 2023 yılı Türkiye ve bölge için dönüm noktası olacaktır. Türkiye bu bölgenin en önemli ve stratejik konumu açısından en değerli ülkesidir. İmparatorluklar kuran bir milletin yeniden ayağa kalkıp güçlü bir devlete sahip olması küreselciler tarafından istenmemekte ve endişe edilmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini yeni dönemde çok önemli bir sınav bekliyor. Türkiye artık tamamen Atlantik bloğundan çıkıp Avrasya'da tarihi bir mevzilenme içine girecektir.
Tabii bu mevzilenmenin mutlaka belli ölçülerde büyük sıkıntısı da olacaktır. Lakin bütün bu sıkıntılar eğer Avrasya ve Asya konusunda radikal adımlar atılırsa çözülebilir. Bunun için de istikrarlı ve Avrasya yönlü bir dış politika hamleleri çok önemlidir. Son dönemde Avrasya stratejisini akıllıca devam ettiren Türkiye'nin yeni dönemde büyük bir misyon yükleneceği muhakkaktır. Bunun için de Avrasya Birliği hususunun hayalden ibaret olmadığını sahada yaşanan pek çok olayda görebiliyoruz. Türkiye yeniden Asya ve Avrasya stratejisini jeopolitik bir ödüle çevirebilir. Unutmamak lazımdır ki Avrasya, tarih boyunca toplumların hakimiyet mücadelesine şahit olan ve dönemin güçlü devletleri tarafından öncelikle ele geçirilmeye çalışılan bir coğrafyadır. Avrasya'nın merkezi de Türkiye'dir. Türkiye, hiç şüphesiz Avrasya bloğuna yabancı bir devlet değil, aksine köklerine, tarihine daha uygun bir birlik olarak Avrasya bloğunda daha etkili ve yetkili olabilir. Bu bağlamda başta Orta Doğu olmak üzere Kafkasya ve Orta Asya'da tarihi sorumluluk bağlamında büyük işler yapabilir. Avrasya bloğundaki ülkeler için de Türkiye kabul edilebilecek ve benimsenebilecek bir ülke konumundadır. Türkiye, gelecek politik, askeri ve ekonomi alanında Avrasya bloğunda daha büyük işler yapabilir. Amerika'nın en önemli beyin takımındaki isimlerden olan ve 2017 yılı içinde ölen Zbigniew Brzezinski'nin Avrasya ile ilgili şu analizi her daim Avrasya'nın önemini ortaya koymaktadır. 1940'lı yıllarda Adolf Hitler ve Joseph Stalin'in de üzerinde anlaşmaya vardıkları gibi Avrasya dünyanın merkezidir ve onu kontrol eden dünyayı da kontrol eder. Bu anlamda Avrasya dünya hakimiyetinin belirlendiği bir anahtar konuma sahiptir denilebilir. Bu yüzden bölgesel ve küresel devletlerin Avrasya ile ilgili uzun dönemli planları vardır. Avrasya, geleceğin dünyasının şekilleneceği bir arenadır. Avrasya, yer kürenin en büyük kıtasıdır ve jeopolitik olarak eksendir. Avrasya'ya hükmeden bir güç, dünyanın en ileri ve ekonomik olarak en verimli üç bölgesinden ikisini kontrol edecektir. Avrasya, geleceğin dünyasında güçler dengesinin en başında bulunacaktır. Bu bağlamda Türkiye'nin de 2023 vizyonu Avrasya Birliği projesiyle doğrudan alakalıdır. Türkiye artık güçler dengesinde büyük bir güç merkezi olmaya hazırdır. Bu bölgenin en güvenli enerji koridoru ve merkezi de Türkiye olacaktır. Global monarşi bunun farkında. Dünyada hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak Avrasya'nın artan önemi ortadadır. Özellikle Asya çağı olarak adlandırılan bir dönemin içine giriyor dünya. Dünyadaki büyük para baronları ve global monarşinin üstatları da Avrasya'ya doğru yatırımlarını ve dikkatlerini çevirmiş durumdalar. Yeni kurulacak olan düzende de Türkiye'nin konumu ve yeri çok önemlidir. Türkiye'nin bir ayağı Asya'da, bir ayağı ise Avrupa'dadır. Bu konumun jeopolitik düzlemdeki yerini Türkiye çok iyi kullanmalıdır. Burada da İstanbul'a ben gelecekte çok farklı bakıyorum. Geçmişte Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te İstanbul'u fethederek Osmanlı Devleti'ni yükselme dönemine geçirmiştir. İstanbul, İpek yolunun da kavşak noktasındaki önemli bir ticaret merkeziydi. Türkiye Cumhuriyeti içinde yarın da İstanbul, dünyada büyük bir küresel güç denklemi içinde kurulacak olan Avrasya Birliği'nin de merkezi olacaktır. Her uluslararası kuruluşun merkezi vardır. Avrasya Birliği'nin de merkezi İstanbul olacaktır. Dolayısıyla İstanbul'un da kendi içindeki konumu ve önemi çok büyüktür. 2200 yıllık Türk devlet aklının gelecek yüzyıldaki en büyük hamlesi de şüphesiz Avrasya hamlesi olacaktır. Bu hususu uzun zamandır yazan, konferanslarda anlatan biri olarak bu gücün farkına varmayanlar da yakında varacak diyorum. Ama geç kalınmadan varılırsa bir kıymeti olacaktır. Türkiye kendi içinde ve özellikle kurumlarda Atlantik ötesine göre düşünen ve Batı kafasıyla hareket eden kişilere karşı da gereğini yapmalıdır.